Emlakçılık alanında sektörün başarılı firması AR Emlak programımıza konuk oldu. Beraber izleyelim. Sevgili izleyicilerimiz, Altın Rehber programında bugün de sizlere güzel bir sabahtan Didim'den sesleneceğiz ve harika bir gün, harika manzara ve harika insanlarla tanışmamız tüm hızımızla devam ediyor. Ve şu anda Didim'in güzel emlakçı esnaflarımızdan, işletme sahibimizden kimle görüşüyoruz? Reşat Bey ile. Evet. Reşat Bey merhabalar. Merhaba Hakan Bey, hoş geldiniz. Sizleri bir tanıyabilir miyiz? Ben aslında Denizli'yim. Yaklaşık olarak emlak ofisimi 4 yıldan beri devam ettiriyorum. Uzun yıllar Almanya'da kaldım. Almanya'da mali emekli olduktan sonra işte Didim'e yerleştim. Burada emlak işi yapıyorum. Ne kadardır buradayız, Didim'deyiz? Didim'e yaklaşık olarak 25-30 senedir buradayım ama gerçek olarak buraya kalmam 4 senedir falan yani yaklaşık olarak. 4 yıldır. Peki işletmemiz hakkında bana kısa kısa bilgiler verebilir misiniz? Ne işlerle uğraşıyoruz, neler yapıyoruz ve yerli yabancı turistlerle aramız nasıl? Onlardan bahsedelim küçük küçük. Şimdi Didim'e genel olarak İngilizler daha fazla geliyorlar. Daha önceleri Almanlar geliyordu ama şu anda İngilizler daha fazla. Artık onlar da yavaş yavaş Türkiye'ye bırakıp gidiyorlar. Bırakıyorlar. Peki yatırım olarak geçen yıla nazaran 2017 nasıl devam ediyor emlak sektöründe? Her şeyde olduğu gibi tabii ki emlak sektöründe tabii ki bir düşüş var. Yani yatırımlarda bir düşüş var ama inşallah ileride düzelir diye düşünüyorum. Peki Reşat Bey, ben Didim'le hakkında sizlerden kısa kısa bilgi almak istiyorum. Şu andaki gayrimenkul yatırımı yapmak isteyen kişiler, yani birinci seviye, ikinci seviye, üçüncü seviye olarak adlandırırsak temel alttaki rakamlar nedir, en üstteki rakamlar nedir? Şimdi tabii ki Didim'i diğer şehirlere göre, Kuşadası, Bodrum'a göre daha uygun fiyat olarak, gayet uygun. Misal olarak 100 binden işte 400-500 bine kadar devam ediyor fiyatlar. Peki bu 100 bin liralık dairelerde ne kadar bir özellik içeriyor? 1 artı 1, genellikle açık mutfak 1 artı 1 olarak bulabiliriz. 1 artı 1. Peki biraz da en lüksünden bahsedelim, 500-600 bin liralardan. Şimdi tabii ki 700-800-900 bin liralık elimizde villalar var. Hı-hı. Hatta Kuşadası'nda, Kanlı Deniz'inde 1 milyon euroya güzel bir tane villamız var. Onda çok güzel. Arkadaşlarımız eğer değerlendirme yaparsa biz arasında yardımcı olacağız. Buradan yerli ve yabancı turistlerimize bir gönderme yapalım dilerseniz, isterseniz onlara da bir şeyler söyleyin derim. Yabancı turistler tabii ki Türkiye'ye yatırım yapmaları ben istiyorum. Özellikle Didim'e yapmasını istiyorum. Hava olarak gayet güzel, denizi mükemmel. Didim'e yatırım yapmalarını ben tavsiye ederim. Yani herkesi kısacası Didim'e aramla bekliyoruz. Evet, aynen öyle. Çok teşekkür ederim sizlere. Teşekkür ederim geldiğiniz için. Sağ olun. Çok sağ olun. Evet, görmüş olduğunuz gibi değerli izleyicilerimiz, Didim gezintimize devam ediyor. Reşat Bey'in ne kadar sıcakkanlı bir kişiliği olduğunu ve ne kadar da mütevazi bir adam olduğunu gördük. Ben de sizlere Didim'e geldiğinizde aramla bulup ve buradaki işletmecisiyle, Reşat Bey'le tanışmanızı tavsiye ediyorum. Devam ediyoruz. Sakın bir yere ayrılmayın. Yeni bir bölümde görüşmek dileğiyle efendim.